Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda Dolar-TL kuruyla ilgili değerlendirmemizi yapacağız. Dolar-TL kurunda bizler için önemli olan seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte bunu bulup bu seviyeleri sizlerle birlikte tartışmaya çalışacağız. Evet Dolar-TL kurunda durdurulamaz rakamlar devam etmekte. Bu da tehlikeli seviyelerin sinyallerini bizlere vermekte. Dolar-TL kurunda bakalım. Bu seviyeler hangi seviyelerin üzerinde kapanışları getirecek ve bu tehlikeli yükseliş daha dolar-tl kurunda devam edecek mi? Devam ederse hangi seviyelere doğru dolar-tl'leri götürebilir? Sizlerle birlikte bunu videonun ilerleyen dakikalarında bulmaya ve anlatmaya çalışacağım. Videomuza başlamadan önce özellikle İzmir depreminden biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar İzmir depreminde gerçekten çok büyük acılar yaşanıyor. Bu acıların devamında hayatını yitirenler, hastanede şu an yaşam mücadelesi veren insanlar ve vatandaşlarımız var. Bizlerin burada yapabileceği tek şey şu an için ölenlere Allah'tan rahmet ve geride kalan yakınlarına da sabırlar dilemek kalıyor. Geri kalan kısmımızı zaten devletimiz ve belediyelerimiz bir şekilde halletmekte. Buradan yardımları dokunan tüm devlet mensuplarına ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük yardımları dokundu. Özellikle deprem bölgelerine yaptıkları ani ve hızlı yardımlardan ötürü hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bu AFAD çalışanları var arkadaşlar. STK'lar var. Hepsi birbirinden delikanlı genç çocuklar ve çok sabırla mücadele ediyorlar. Neredeyse toprağı elleriyle kazarak toprak altında, enkaz altında kalan yaralılara yardım etmeye çalışıyorlar. Onlara da Allah'tan binlerce kez kendilerine razı olmasını diliyorum. Hepsine de çok çok teşekkürler ediyorum. İzmir'de depremler hala zaman zaman devam etmekte arkadaşlar. Merak eden arkadaşlar için, uzakta olan arkadaşlar için bunları bildireyim. Özellikle 4.7 ve 5'e yakın artçı sarsıntılar hala İzmir'de devam etmekte. Fakat bu artçılar zaten uzmanlar tarafından da bekleniyordu. Bunların olabileceği ve bir hafta 10 gün kadar bu artçı depremlerin sürebileceğini uzmanlar da bildiriyor. Çoğu binada çatlaklar oluştu arkadaşlar. Bu binalarda evlerine giremeyen vatandaşlarımız var. Bir şekilde de olsa kendisine yardım gidemeyen ve beni dinleyen bu kanal vasıtasıyla da arkadaşlarımız varsa videoların altına sorunlarını yazarlarsa bir şekilde İzmir Belediyesi ile irtibata geçip kendilerine adreslerini de yazarlarsa yorumun altına uygun görürlerse kendilerine bulundukları bölgeye İzmir Belediyesi ile irtibata geçip bulundukları bölgeye buradan yardımlar ulaştırmaya gayret edeceğim arkadaşlar. Hepinize hayatını kaybeden arkadaşlara konuşmak kolay arkadaşlar. Yaşamak zordur. O yüzden bizlerin elinden gelen de hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza buradan Allah'tan rahmet. Geride kalan yakınlarına ise Allah'tan sabırlar dilemek. Ne diyelim? Geçmiş olsun güzel İzmir'im diyelim biz. İzmir'ime çok çok geçmiş olsun. Evet, konumuza da geçelim arkadaşlar. Konumuzu da fazla uzatmayalım. Dolar endeksiyle hemen başlayalım. Dolar-TL kuruyla ilgili. DAX'ta biliyorsunuz bir kırılma mevcut. Bu kırılma hala da devam etmekte arkadaşlar. Görüyorsunuz yukarıdan gelen mavi renkli düşen trend çizgisi dolarda kırıldı. Özellikle dolar endeksinde bu kırılım 93 üzerinde gerçekleşmeye devam ediyor ve bu kırılımın burada devam etmesi, 2-3 günlük kapanışların buradan gelmesi dolar endeksinin daha da yukarılara çekmek isteyebilir ve bu da dolar TL kurunda agresif yukarı yönlü hareketlere sebebiyet verebilir arkadaşlar. İlk etapta dolar endeksinde 94-60 ve onun üzerinde 98 seviyelerine kadar yükselişler meydana gelebilir. O yüzden Dolar-TL kurundaki arkadaşların da sabırla durmaları ve yukarı yönlü hareketlerin
neticesini takipte kalmaları gerekli. Hemen dolar TL kuru grafiğine de bakalım. Bizler için önemli olacak seviyeler hangi seviyelerde, sizlerle birlikte bunu da buradan yorumlamaya çalışalım. Günlük grafik üzerinde baktığımız zaman arkadaşlar kanal yukarı yönlü sert bir şekilde zaten dolar TL kurunda kırılmıştı ve bunu bildirmiştik. Şimdi dolar TL kurunda bizler için önemli olacak destek, en yakın destek 8.23'ten geçen destek. Şuradaki 8.23 bu hafta itibariyle dolar TL kurunda çok önemli. Bu 8.23 altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe dolar TL'de tekrardan yukarı yönlü 8.51 seviyesine doğru yükselişler görmemiz kaçınılmaz olacaktır diye düşünmekteyim. Bakın arkadaşlar dolar TL'nin yükselmesinde eğer ki bir durdurulma süreci yaşanmazsa bu dolar TL'de yukarı yönlü artışlar maalesef gerçekleşecek. Peki bu cari açığımız kapandı mı? Maalesef kapanmadı. Hatta cari açık gittikçe de artmakta. Biz doların pahalanmasıyla birlikte ithal mallarında biraz pahalılık ve maalesef ülkeye girdilerin daha düşük olacağını düşünüyorduk. Fakat maalesef bu umduğumuz gibi geçen aylarda gerçekleşmedi. Ve ülkedeki ithalatın daha da fazla arttığı gözlemlenmekte. Ve bu da dolar TL kurunun şu an itibariyle bakıldığında cari dengede daha ucuz seviyelerde olduğunu bize göstermekte. Kısada dediğim gibi 8.23 önemli olacak. 8.23 altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe yukarıda 8.51, 8.67, 8.95 seviyelerine doğru uzanan bir dolar TL kuru görebiliriz. O yüzden aşağıda 8.23 önemli olacak destek bölgesi. Daha biz bu düşüşlerin gelebilmesi için ise arkadaşlar artık dolar TL'de en önemli destek 8.11 desteği oldu. Bu 8.11 desteği aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe dolarda artık daha aşağı yönleri beklemek zor. Ne zaman ki bu 8.11 desteği altında bir kapanış görebilirsek de o zaman işte dolar TL kurunda 7.95'li seviyelere doğru belki bir geri çekilme olayı yaşayabiliriz. Fakat konjonktüre baktığımız zaman da bu geri çekilme neye göre olacak? Bunu da şu anki içsel sebeplere dayanarak söylemek zor gibi gözükmekte. Dolarda yön hala baktığımız zaman yukarı yönlü gözükmekte. Haftalıkta orta bazlı baktığımız zaman en önemli şuradaki kanaldaki arkadaşlar bakın. Şu kanal 8.39'lardan geçiyor. Buradaki 8.39 kanalı önemli bir direnç bölgesi olacak. Olur da bu direnç yukarı yönlü kırılırsa işte o zaman dolar TL için maalesef hani insan söylemek istemiyor fakat yukarı yönlü hareketlerin agresifleşmesi daha yoğun olacaktır. O yüzden buradaki direnç çok önemli bir direnç arkadaşlar dolar TL kurunda. Eğer bu haftalık direnci dolar TL kuru yukarı yönlü kırabilir ve üzerinde kapanışlar görebilirsek işte o zaman dolar TL'de 9.35'li seviyelere doğru yukarı yönlü sert ataklar da orta vadede görmemiz mümkün olabilir arkadaşlar. Ve hatta dolar TL'de 9.35'in kırılımıyla birlikte de arkadaşlar 11'li seviyelere doğru hızlı ataklar da görülebilir. Bunların da görülmemesi için şu an itibariyle herhangi bir neden gözükmemekte. Diyeceksiniz ki başkan sen de çok agresif konuşmalar yaptın bugün ama maalesef görünen o arkadaşlar. Bunların nedenleri arasında 3 Kasım biliyorsunuz ABD seçimleri yaklaşmakta. Joe Biden özellikle anket sonuçlarında arkadaşlar bakın çok önemli. 3 Kasım'da ABD seçimleri var ve bu seçim sonuçları da bir günde belli oluyor. Bu seçim sonucunda Biden seçimleri kazanırsa maalesef Türkiye'ye karşı uygulayacağı tutumlar ortada. Bir Biden sorunumuz önümüzde olacak. Artı S-400 meselemiz önümüzde olacak. Onun arkasından Doğu Akdeniz sorunumuz var. Suriye sorunumuz var. Yunanistan sorunumuz var. Bunun ardından en önemli cari açığımız var. Bu cari açığı bir türlü düşüremiyoruz.
Bu da düşünememizdeki sebep dolar-TL kurunun reelde hala ucuz olmasından kaynaklı düşüremediğimiz açıkça ortada. Bu da dolar-TL'de Merkez Bankası'nın bir fiyat belirleyememesi. Ayrıca Maliye Bakanı Berat Albayrak da dolar artık biz tutmak için uğraşmayacağız yönündeki açıkları da önemli. Çünkü tutmaya çalıştıkça cari açık büyümekte. Artı ödediğimiz faiz miktarları çok yüksek miktarlarda. Yani konjonktürel olarak da dolar-TL'de şu an itibariyle yeni bir hikaye gözükmemekte. Bu hikaye maalesef kötü yönlü, yukarı yönlü seviyelerin hala da görünebileceği yönünde. Yani dolar-TL'de kısada 8.95, 9.35, 10.60 ve 11'li seviyelere doğru uzayacak bir serüven bizi beklemekte. Haftalık kapanışlar geldi, aylık kapanışlar da geldi. Hepsi dolar-TL lehine. Daha doğrusu TL lehine olumsuz maalesef arkadaşlar. Dolar lehine de olumlu. Dünya konjonktürüne de baktığımızda dolar-TL maalesef düşen trendini de kırdı. Yukarı yönlü hareketlerine başladı. Bütün bunların neticesinde hep TL'nin aleyhine olabilecek hareketler görüyoruz. Bakalım yakındaki Merkez Bankası toplantısından nasıl haberler gelecek. Bu da önemli olacaktır. Fakat şu an itibariyle dolar-TL kurunda maalesef bir düşüş hareketi gözlenmemekte. Piyasalarımız bir de bir açılsın, onları da bir görelim arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Hep birlikte tekrardan yeni bir video yaparız. Ben hepinizi çok seviyorum. Videoma bir beğeni atıp kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olmalarını kendilerinden bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.